Merhaba YouTube, Çetin Tata kanalına hoş geldiniz. Bugün Mehdi'yle konuşacağız Eşref Hoca'yla. Bir soralım hele, bu Mehdi'yle konusu nedir? Az önce de bir arkadaş gelip Mehdi ilan etti burada. Bakalım hele, bu konu önemli bir konudur çünkü biraz sizden konuşuyoruz. Değil aslında, birçok kişi ilan etmiş. Ben az önce Oruç Amir'in yani içine yaptı. Değişik ülkelerde, değişik şehirlerde, değişik kazalarda birçok insan böyle bir macera kendisini sürüklemiş. Evet. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde Yüce Allah şöyle buyuruyor: وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Göz, kulak ve kalp hepsi ondan sorumludur. Şimdi gerek Hızır Aleyhisselam konusu, gerekse Mehdi Aleyhisselam konusu İslam'da en ağır konulardan biridir. Hızır Aleyhisselam'ı kimisi mesela arıyor veyahut da bazı şahısları görüyor. Hızır Aleyhisselam zannediyor kendisini böyle bir serüvenen, böyle bir macera atması doğru değil. Ya da bazı insanların Hazreti Mehdi'yi merak etmesi, araştırması ve en sonunda da kendisini Mehdi ilan etmesi gerçekten çok büyük bir felaket o şahıslar için. Ya da bazı şahısların tarikata girdikten sonra çeşitli rüyaları yorumlayıp işte çeşitli gaybi yorumlarda bulunması ki İmam Gazali diyor ki rubiyetin sırrını ifşa küfürdür. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an talebeyi keşf ve keramet aramaz. Peşinde de koşmaz. Şu anda Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde midir? Değil midir? Her yeryüzündeyse hangi ülkededir? Hangi memlekettedir? Hiç kimse bunu somut ve kesin olarak söyleyemez ve belirleyemez. Kim ne söylerse söylesin kesinlikle bu bir iddiadır. Yani gerçekliği ifade edemez. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu konuya ilgili birçok söylemleri vardır. Ancak bu gaybi bir konu olduğu için gerek Hızır Aleyhisselam meselesi, gerekse Hazreti Mehdi Aleyhisselam meselesine yaklaşırken çok dikkatli olmak lazımdır. Yalnız şöyle bir şey var, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sorumluyuz. Onu emrettiklerinden mesulüz. Kur'an-ı Kerim'den sorumluyuz. Ancak Hızır Aleyhisselam ya da Mehdi Aleyhisselam ne demiş, bu konuyu net bir şekilde bilmediğimiz için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı'nda araştırma yaptık. Bu konuyla ilgili ben birkaç açıklama yapacağım. Bu konuyu merak eden arkadaşlarımıza da inşallah bir faydası olur da yanlış düşüncelere, yanlış yollara girmesin. Mesela ben bir kere hatırlıyorum, birisi geldi, dedi ki işte falan yere Mehdi gelmiş, konuşma yapacak. Hayır, ben gitmedim. Dedim yani Mehdi böyle basit bir kişi midir, sokak aralarına gelecek, orada burada konuşma yapacak. Yalnız ahir zamanda gelecek, İsa Aleyhisselam gelecek, bu inancımızda var. Ama ne zaman gelecek, yerini, tarihini belirlemek bir macera olur, bir komedi olur. Şimdi bakalım Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla ilgili ne söylüyor? Evet, Mektubat isimli eserde sayfa 56. Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan Ceryan-ı Münafıkhane'yi öldürüp dağıtacaktır diyor. Yani ahir zamanda Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat gelecek, ne yapacak? İslam düşünceleri, ceryanları yok edecek. Yine bir başka yerde Risale-i Nur'da mesela Hazreti Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var diyor Üstad. Yani değişik görüşler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün bir tane ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve-i maneviyeyi, yani manevi kuvveti ehli imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hadiselerde yese düşmemek için, yani dehşetli hadiselerde ümitsizliğe düşmemek için İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan, İslamiyet'in nurani bir silsilesi olan Ali Beyt'ine ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi'yi haber vermiş. Bakın Bediüzzaman bile biraz izah ediyor, ondan sonra fazla derine gitmiyor. Yani böyle işte Mehdi buradadır, şuradadır ve herhangi bir tarih vermiyor ve devam ediyor. Kimi diyor ordusu vardır, ordusu var. Tamam, vardır. Mesela, ama nerededir, bayağı, nasıldır? Bayağı mücadele ediyor. Bu işin hocam fazla tafsilatına girmek insanı... Mesela diyor ki 70 bin mi, 100 bin mi? Evet. Sarıklı, Cübbeli onunla mücadele ediyor, onu kafir ilan ediyor. Mehdi gelince de onların başını kesiyor diye bir rivayetler var. Şimdi bak, bu rivayetleri hocam hepsi doğru değil. Bu rivayetlerin çoğu hurafedir. Nasıl ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerine bazı hadisleri isnat etmişlerse,
aynı iftiralar, yalanlar Hazreti Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam üzerine de artırmış. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi, belki Mehdiler bulmuş. Hatta Ali Beyt'ten mağdut olan Abbasiye hulefasına, yani Abbasiye halifelerinden Büyük Mehdi'nin çok efsafına cami bir Mehdi bulmuş. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, numuneleri olan, yani en büyük Mehdi'den önce Hazreti Mehdi'ye benzeyen Mehdi hidayete getirici, hidayete sevk edici. Çünkü Üstad diyor, hidayet hadis zatına büyük bir nimettir, vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Yani en büyük Mehdi'den önce de birçok Mehdi'ler gelecek. Bunlar insanları dehaletten kurtarıp hidayete sevk edecek. Ama asıl Mehdi değillerdir bunlar. Mesela diyen bir şeyh, bir tarikatın şeyhi büyük olabilir. Çok müritleri olabilir. Mehdi'nin özellikleri olabilir ama Mehdi'nin kendisidir diyemez. Bir de diyorlar tecarette güzü var, alnında evet. Var. Mesela bu şimdi bunlar şey... hocam şeydir. Bunlar mecazdır. Mecazi anlamda. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bir hadiste diyor ki dünya inekle balığın üzerindedir. Geçen de imamların olduğu yerde dini ihsas merkezinde bu soru gündeme geldi. Şöyle geldi bakın. Dikkat edin. Efendim Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Bakara'dır. Bakara inektir, öküzdür. Acaba bu süre Kur'an gibi şerefli bir kitap niye bu ismi almış? Dedim ben öyle cevap vereceğim ki size, siz bu cevabı unutmayın, aklınıza tutun. Bütün insanların hayatı ineğin karnındadır. Niye? Bu inek ot yiyor, yedi ot vücudunda ete dönüşüyor, binlerce kasap dükkanı meydana geliyor. O yedi ot oluyor, o et kıyma oluyor, binlerce yemek oluyor. Bugün bütün yemeklerde et meydana geliyor. O yedi ot vücudunda süte dönüşüyor, dünyada binlerce süt fabrikası meydana geliyor. O yedi süt yoğurt oluyor, yoğurt fabrikası. Ayran oluyor, ayran fabrikasına dönüşüyor. Yağ oluyor, kaymak oluyor. Yazın mesela dondurma oluyor, et oluyor, deri oluyor. Yani bu ineğin peynir oluyor. Mesela sabah kahvaltısında, buzdolabında peynirimiz, yoğurdumuz, kaymağımız, tereyağımız. Tezeye kadar. Her şeyi inek. İnek aslında yeryüzünde Allah-u Teala'nın en büyük, en modern fabrikalarından biridir ki yalnız ot yiyor, o ot vücuduna giriyor. Fiziksel ve kimyasal işlemlerden sonra bize peynir olarak dönüyor, süt olarak dönüyor, eşittir. O süt baklava oluyor, kadayıf oluyor, künefe oluyor, kurabiye oluyor, bisküvit oluyor. Yani bütün 5-6-10 milyar insan adeta ineğin karında çıkan ürünlere bağlıdır, değil mi? Yani inek olmasa bu zorlamız boş kalacak. Onun için işte efendim Kur'an-ı Kerim'de ilk süre niye Bakara'dır? Bakara inektir. Ya inek dünyanın en modern teknolojisi içinde vardır, değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi var. Nahl Arapça arı demektir. Arının karnında bir tarafında zehir var, kendi korumak için tabii. Bir tarafında bal var. Dünyanın bütün bilim adamları, bütün profesörleri gelseler o arının karnındaki teknolojiye erişemezler, ulaşamazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yarattığı her şeyi en güzel yapan Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Mesela başka bir örnek vereyim. Eşşemsu vel kameru bi husban. Diyor güneş ve ay bir hesaba göredir. Peki güneş ve ay niye bir hesaba göredir? Bilim adamları diyor ki 1000 kilometre hızla giden bir uçağa binsen 17 sene sonra ancak güneşin merkezine gidersin. Tekrar ediyorum. Eğer 500 kilometre hızla gidersen 34 sene sonra, 250 kilometre hızla gitsen bir uçağa 68 yıl ya da 70 yıl sonra güneşe gidiyorsun. Güneş 70 yıllık mesafeden dünyaya geliyor. Bediüzzaman Said Nursi diyor ki acaba dünya sarayını ışıklandıran güneş sobasına veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün güneşin yanmasının devamı için 1 milyon dünya kadar odun ve kömür yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı geldi. Yani güneşin bir günlük yanması için bilim adamları hesaplamış 1 milyon dünya kadar odun ve kömür yığınları olacak ve bu dünya denizleri gibi binlerce deniz gaz yağı olacak ki güneşin daha bir günlük enerjisine erişebilsin, yetişebilsin. Ondan sonra biz denizlerden söz ettik. Üstad Bediüzzaman Hazretleri denizleri anlatırken şöyle diyor. Acaba diyor dağılmak, dökülmek ve istila etmek fıtratına olan denizler arzı dünyayı kuşatıp dünya ile beraber gayet süratli koşturulduğu halde ne dağılırlar, ne dökülürler, ne de çevrendeki toprağı istila eder. Allah aşkına Cemal, bir tenekeyi süt oldunun, koşa koşa eve götürün. Yarısını dökmez misiniz? Allah-u Teala ne kadar büyüktür.
Bu dünyanın dörtte üçü sudur, yani denizlerdir. Bu mucizeyi görüyoruz. Üstad Bediüzzaman diyor ki, dağılmak, dökülmek ve istila etmek fıtratına olan denizler, arzı dünyayı kuşatıp, dünya ile beraber gayet süratli koşturulduğu halde ne dağılırlar, ne dökülürler, ne de çevrendeki toprağı istila ederler. Demek ki gayet kudretli ve keremkar bir zatın emriyle dururlar, gezerler, muhafaza olur. Peki diyeceksin, hocam sen dünyayı dedin de bu dünya ne kadar süratle gidiyor? Bilim adamları diyor ki, dünya saatte 108 bin kilometre süratle gidiyor. Şimdi diyorsun, bu konuyu niye söyledin? Mehdi konusundan başladık, geç oraya doğru geliyoruz. Dünyanın uzaydaki sürati 108 bin kilometre. Bu matematiksel olarak silahtan çıkan merminin 60 katıdır. Allah o kadar büyüktür. Hani diyoruz ki, ve Rabbeke fekebbir, tekbir getirerek Rabbini büyükle. Allah 10 milyara yakın insanı dünya denilen bir gemiye bindirmiş. Uzayda güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre gibi bir sürate gidiyor. Çok ne bir sarsıntı var. Ama çok hızlıdır. Hani bize göre bunu düşünemeyiz. Çok hızlı gidiyor ama bazen mesela ben çocuğun arabasına biniyorum. Aman diyorum, yavaş git, biraz hızlı gidiyor. Ama bu dünya o kadar hızlı gidiyor. Yolcularını sarsmıyor. En ufak böyle. Üstad Bediüzzaman diyor ki, bir dakika, bir saniye muazenesini bozsa dünya, bir saniye dursa bütün insanları uzaya fırlatır. Hepsi gider uzaya. Bir tek saniye hata yapmaması lazım. Onun için ayette diyor, Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş vay bir hesaba göredir. Geçen gün bana böyle bir soru geldi. Dediler ki, hocam, midenin içerisinde yemek var. Bunu da cevaplayayım. Konuya doğru gidiyorum. Midenin içerisinde hidroklorik asit var. Bu midenin içinde olan her şeyi parçalıyor. Niye mideyi parçalamıyor? Hocalar toplanmıştı bir yerde. Dedi, bize bunun ile cevabını söyleyeceğiz. Dedim, bir soruya beş cevap. Tabii güldüler. Dedi, hocam bize bunun cevabını bu söyle. Dedim, bu çok kolay. Dedi, niye midenin içerisinde hidroklorik asit var? Hepimiz tabii. Herkeste var. Bu öyle bir asittir ki camı parçalar, tahtayı parçalar, demiri parçalar. Peki dedi, hoca bu mideyi niye parçalamıyor? Bu midededir. Muhterem cemaat, midede mukoza denilen bir tabaka var. Mukoza, bir daha söylüyorum. Bu mukoza tabakasının yanında, üstünde mukus denilen başka bir salgı var. Mukus. Bu mukus dediğimiz salgı tam midenin böyle her tarafından kuşatmış ve bu hidroklorik asidin gücünü kırıyor. Eğer yücelerin en yücesi Allah mukus denilen bu salgıyı mukoza tabakasının üzerine çekmemiş olsaydı, yemek yiyen her insanın midesi parça parça olur. Zaten yemezdi de. Ve bunun için, bunu niye söylüyorum? Gece gündüz Allah'ın nimetini yiyor, gece gündüz Allah'a isyan ediyor ya. Bu yapılacak bir hareket midir? Yani bu hareket yapılacak mıdır? Doğru midir? Gece gündüz Allah'ın nimetlerini yiyorsun. İbrahim suresinde Yüce Allah diyor, وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوَا. Allah istediğiniz her şeyi verdi. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya güç yetiremezsiniz. Bir örnekle bitireyim. Yalnız bir insan vücudunda, canım, tıp benim branşım olduğu için, 100 trilyon hücre Allah ona emre vermiş. Hepsi bilgisayar donanımı, DNA'lar, tahsili arkadaşlara söylemiyorum. Daha dünyada bilgisayar yokken Allah-u Teala insanın bedeninde 100 trilyon hücrenin her birisinde DNA dediğimiz küçük gözle görülmeyen bilgisayarla iyileştirmişti. Ondan sonra şöyle bir soru geldi. Bu soruyla bitireyim çünkü zaman tükendi. Muhterem cemaat, bütün insanların hayatı gözyaşının elindedir. Diyeceksin, bize bilimsel olarak ispatlar. Çünkü ben lise çağlarındayken o zaman Marksizmi okuyorduk, sosyalizmi okuyorduk, Karl Marx ve felsefe piyasası elimizdeydi. Allah'a çok şükür, Allah İslamiyet'i nasip etti. Bütün insanların hayatı gözyaşının elinde. Neden? Vücut tarafından gözyaşı üretiliyor. Lizozim denilen bir madde bunun içerisinde var, bütün mikropları öldürüyor. Gözyaşı olmasaydı ne olacaktı hocam, ne olmuş diyorsun? Gözyaşı olmasaydı göz kuruyacaktı. Çünkü gözün açılıp kapanması için yaş olması lazım, kaygan olması lazım. Eğer gözyaşı olmasa göz kuruyacaktı, açsaydın kapatamazdın ve o zaman göz ortadan kalkacaktı, göremezdin. Ne kimse araba kullanabilirdi, ne kimse telefona bakabilirdi, ne kimse hiçbir yere hiçbir hareket yapamazdı Cemal. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in onun için yanına birisi gelmiş. Ya Resulallah demiş, benim bir saat ömrüm kalsa ne yapayım? Git ilimle meşgul ol. Yani bazı maceracılar işte Hazreti Mehdi'yi arıyor. Kimisi Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı arıyor.
Bu İslam'da çok ağır bir konudur. Biz önce kendi kitabımızı tanıyalım, peygamberimizi tanıyalım. Ondan sonra o diğer konulara daha çok sıra var. Teşekkür ederim. Allah rızası için. Allah razı olsun. Başka soracağınız Allah var mı? Allah razı olsun. Bu Mehdi konusu zaten bayağı girdi konuya. Ağır bir konu dedim ya. Ağır konudur. Allah razı olsun hocam. Sağ olasın. Şimdilik bu bitirelim. Bu bitirelim. Allah rızası için el-Fatiha. Başka sormak istediği soru varsa ikinci programda. Eyvallah.